itsensä. Heki. Miekka nousee syvyydestä. On kolmas aika aukka. Bir tane şey vardı, ona bir bakmam lazım. Evet, dün biliyorsunuz oyun istasyonu 5 tanıtıldı. Oyun istasyonu 5 alacak arkadaşlara. Evet. Oyun istasyonu 5 alacak arkadaşlara. WebTekto'nun bir tweet'i vardı. Onu bir göstermek istiyorum. Efendim 449 ABD doları bize geliş fiyatı. Bana gelişi bu abi. Bana gelişi bu. Beğenmedim diyor chatten. Alabilecek sanki. Piçe bak. Beğenmedim diyor. Abi tasarımı bok gibi. Ya tasarımı siktir et. Şimdi. %20 gümrük vergisiyle etti 3674. %18 KDV etti 4335. %20 ÖTV ile etti 5202. %1 Kültür Bakanlığı payı 5254. %10 TRT payıyla 5779. Evet, şimdi TRT payının ne olduğunu bilmeyen gençler bunu düz 7000 liradan hesaplayın. Bence 7500 olacak TR fiyatı. Bana sorarsanız 7500. Ben öyle tahminde bulunuyorum. Tutar tutmaz siz buraya klip alın. Tuttuğundan ah çekeriz bütün internete. En az 7500, 8 civarı düşün. 7500-8 arası olur diye düşünüyorum ben. Biz eğlenmeyelim amına koyayım diye çıldıranlar var. Evet, TRT payı nedir? Hemen Google'a yazıyoruz. TRT payı nedir? Elektrik faturasında bile TRT payı var. Ne demektir? TRT payı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu giderlerinin karşılanması amacıyla elektrik üreticilerine tahsil edilir. Her yerde bir TRT payımız var arkadaşlar. Mesken ve ticarethane aboneleri bile %2 TRT payı öderler elektriklerine vesaire. Yani bir gün birisi TRT'de istemediğiniz bir şey yayınlarsa arkadaşlar, şunu unutmayın ki istemediğiniz şeyin yayınlanması için harcanan prodüksiyon parası vesaire hepimizin cebinden çıkıyor. Yani bil fiil olarak bir iş yerinizin olup da atıyorum vergi ödemenize gerek yok. Elektrik kullanmanız yeterli. Bu da herkes demek oluyor. Bunu unutmayın. Ve PlayStation almanız. Mesela PlayStation aldınız. Tak elektrik. Tak TRT. Gitti. Tak TRT'ye gitti. O yüzden bunları unutmayın arkadaşlar. Ben Amerika'daki şey kafasını seviyorum mesela. Çoğu eyalette şey de var. Rafta bir fiyat yazıyor mesela 3 dolar. Gidiyorsun şeye kasaya. Vergili fiyatı 3.80 dolar diyor. Ne kadar vergi ödediğini biliyorsun mesela. O yüzden Amerikalılar devamlı böyle benim param, benim paramla, ulan oğlum lan, siz nasıl falan devamlı böyle bir hesap sorma triplerindeler. Yani bizde pek olmuyor, fişte yazıyor, fişte de yazıyor. Bizim fişte de yazıyor. Genel yani genel toplamında KDV yazıyor sadece. WebTekno 4 saat önce fiyatı değiştirdi. Evet, bu değiştirdiği fiyat zaten. Önce 7000 lira olacağını iddia ediyorlardı. Şimdi 5700'e çekmişler. Bilmiyorum ne oldu. Bilmiyorum ne olacak son hali. Son duyduğum bir haber var. Onu bir dakika sormam lazım. Behiç. Efendim. Yeni mikrofonun hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum. Şimdi Behiç, sıfır Passat kaç para dediydin dün sen bana?